İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan programının 94. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Andaç Haznedaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ve kendisiyle göç ve kadın üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Benim de doktora tezim göç ve kadın üzerine olduğu için bugün gerçekten hararetli bir sohbet gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ümit ediyorum ki 30 dakika bize yeter. Biz program öncesi sohbet etmeye başladık. Bazıları bizim için tekrar olacak ama herhalde tekrar etmekten vazgeçmeyeceğimiz konulardır evet. Bir yandan da. Bugün Andaç'la ikinci uzun metraj filmi olan ve Suriyeli göçmenlerin İstanbul'daki hayatını ele alan filmi Misafir üzerine bir sohbet kurgulamaya çalıştım. Ama filmle ilgili olarak zaten daha önce verdiği bir sürü röportaj ve hatta daha önce Medyascope'da da gerçekleştirilmiş olduğu bir program var. Dolayısıyla film teması belirli bir noktadan sonra bırakıp hakikaten göç ve kadın meselesine odaklanmayı tercih edeceğiz. Ben her zaman yaptığım gibi önce konuğumu tanıtayım. Ardından sorularımıza, sohbetimize başlayalım. Andaç Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anabilim Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun. İlk yönetmenlik deneyimini de Star TV'de yayınlanmış olan Dadı dizisiyle gerçekleştirmiş. Ardından Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Samanyolu gibi televizyon dizilerinde yönetmenlik yapmaya devam etmiş. Ve bunlardan sonra da demiş ki ben artık kendi şirketimi kuracağım ve sinema filmlerine yöneleceğim. İlk uzun metraj filmi yine kadın teması ile Her Şey Aşktan. 2016 senesinde gösterime giriyor. 14 Eylül 2018'de de bugün sohbetin üzerine kurgulamaya çalışacağımız ikinci uzun metraj filmi olan Misafir gösterime giriyor. Üçüncü filmi ise Acı Tatlı Ekşi. Andaç aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde kamera önü oyuncu yönetimi dersleri de veriyor. Ben bugün dediğim gibi Misafir üzerine elimizden geldiğince çok odaklanmamaya çalışacağız. Seyretmemiş olan insanlar için de bir yandan çok da spoiler vermek istemiyorum. Ama bir sinopsisini belki geçmek faydalı olabilir. Suriye'deki savaşta küçük kız kardeşi dışında tüm ailesini kaybeden bir karakterimiz var, çocuk Lena. Ve komşusu Meryem'le birlikte Türkiye'ye kaçıyorlar. Ve aslında yolculuklarının devam etmesi ve Avrupa'ya doğru gitmek gibi de bir hedefleri var. Lena bir yandan evine dönmek istiyor, Meryem'le sürekli bir çatışma yaşıyorlar ve İstanbul'da da bir sürü zorluklarla karşılaşıyorlar. Hem toplumsal, hem kişisel, hem de kurumsal. Film aslında bu kahramanların üzerinden, ana karakterlerin üzerinden bize bir göç hikayesini ve kadın meselesini hatırlatıyor. Sevgili Andaç, filmin senaryosu da size ait. Evet. Ben tabii bana gönderdiğiniz röportajların bir kısmını okuyabildim. Ve orada gördüğüm kadarıyla bu zaten 5-6 sene önce sizin başınıza gelmiş bir olaydan sonra dikkatinizi çekip araştırmaya başladığınız bir mesele. Filmi seyretmenler için siz spoiler'ı ne kadar verirsiniz? Orasını size bırakarak soruyu sormaya çalışacağım. Şimdi filmin konusunda ve hani ana karakterlerinde bir çocuk, kız çocuğumuz var. Bir de hani göçmen sığınmacı kadınımız var, Meryem ve Lena. Ve siz özellikle de bu tema etrafında dönüyorsunuz. Ben şeyi çok merak ediyorum tabii araştırmacı da olduğumuz için akademide. Siz bu filmin senaryosunu yazarken, film için hazırlanırken ne gibi araştırmalar yaptınız, neler yaptınız, neler yaşadınız, neler gördünüz ve bunu filme aktarmak sizin için neden bu kadar önemli oldu? Filmin en önemli özelliği gerçek hikayeden yola çıkması ve oyuncuların da sokakta gördüğümüz Suriyeli mültecilerden olması. Hı hı. Aktör, film içindeki aktörler çok az. Hı hı. Birkaç yani taş atlası 7-8 kişi profesyonel aktörler. Başlı başına bir zorluklar zinciriydi benim için çekim dönemi. İlk başta benim başıma gelen bir hikayeydi. Bir gün yolda giderken, bir arkadaşımla arabayla giderken arabanın önüne bir kadın ve çocuk atladı. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, bir dertleri var. Ha, biz artık o kadar kanıksamışız ki bu tabloyu, yani sokakta en yoğun oldukları dönemde alalım almayalım diye tereddüt ettik. Biraz gittik, bir daha dert var, çocuk ağlıyor. Dayanamadık, aldık. O gece yaklaşık 4 hastane dolaştık. Hani bizim hep önyargılarımız var. Suriyeliler işte Türklerden daha öncelikli hastanelere alınıyor, şöyle bakılıyor işte vesaire vesaire. Ya yani ben de onlardan biriydim bu arada. Yani bu önyargıyla dolaşan insanlardan biriydim. Öyle değil. En başta çok önemli bir problem, dil sorunu var. Bir hastaneye gittiğinizde Arapça
bilen doktorlar yok. Çocuk ikinci kattan düşmüş, ayağını kırmış ve onu anlatamayan bir kadın var. Hani gecenin saat bilmem kaçı. Arkasından en büyük problem kimlikleri yok. Kimlik dediğimiz bir kağıt parçası ama savaştan kaçarken dur ben kimliğimi alayım, dur ben çantamı alayım diyecek bir vakit yok. Arkalarından bombalar patlarken gelen insanlar var. Neyse işte bu dört tane hastane dolaştıktan sonra bu sefer evlerine bırakalım dedik. Evlerine gittik, evleri yok. Şimdi bir apartmanın boşluğu Fatih'te bir yer. Yerde yatan böyle şurasında şarapnel parçası olan yaralılar var. Erkekler yaralı yerde. Kadınlar, çocuklar yani böyle sıra sıra dizilmiş. Yani sanki şey gibi İkinci Dünya Savaşı dönemi bambaşka bir çağdayız yani. Fatih işte benim evime taş tahtası 15 dakikalık mesafe. Tabii çok ağır bir şoka girdik ki yanımda da bir arkadaşım daha vardı. O gece uyuyamadık. Ertesi gün tatile gideceğim gidemedim. Sonra bu meselenin aslı nasıl diye o dönemde işte sınırın en yoğun olduğu Kobani, işte Suruç sınırına gittim. Ne şanstır ki tam o dönemde Kobani patlaması oldu ve sınırın öbür tarafında en yakın, Türkiye sınırına en yakın bombalar patlamaya başladı. Hani gözle görülür şekilde ve yaklaşıyor bize. Yani o anda hani gerçek bombayı biz bilmiyoruz dediğimde insanlar belki bana tepki duyuyor ama hani o kadar yakınımızı da belki görmedik. Evet, Türkiye'de çok ciddi terör olayları yaşandı. İşte o yakınlar veya orada yaralanan insanlar onu çok net bilir. Hani o anda hayatınızı kaybedebilirsiniz ve yapacak başka hiçbir şey yok. Kaçacak yeriniz yok. O kadar yakın bombaların olduğu bir şeydi, sınır geçişiydi. Bir şekilde kurtulduk ama o sınırdan geçerken sınırlar kapalıydı ve artık yani insanlar hayatını kurtulsun diye bir anda sınırlar açılmaya başlandı. Ve yüz binlerce insan sınırdan geçmeye başladı. Kaybolan çocuklar, yaralılarını taşıyanlar, yani çok acayip bir şeyin içinde kaldım ben. Hani gerçek değil gibi, hala da benim için öyle. Sonra işte günlerce orada kalmaya başladım. Çünkü başka bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. O anda sizin istekleriniz veya hayatınızın hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü o dönemde bir çadır kurmak bir ailenin hayatını kurtarıyordu. Çok ağır bir sorun. Hani geçen hafta İzmir'de bir şey vardı. Psikiyatristlerle birlikte 3-4 saatlik bir sempozyum vardı. Biz onları böyle sağlıklı bir şekilde buraya kaçtıklarını düşünüyoruz. Ve hayatlarına devam ettiklerini düşünüyoruz. Ama her ailede en az bir yakınını, ailesinin tamamını kaybetmiş çocuklar ve kadınlar var. Şimdi bir yaz dönemi geçirirsiniz. Bir yakınınızı kaybettiğinizde, evinizi kaybettiğinizde, şehrinizi kaybettiğinizde. Yaz dönemi geçirirsiniz. Onlar o yaz dönemini tamamlayamadan hiç bilmedikleri bir ülkeye geliyorlar. Oradan mesela giriş yaptıkları şehirden iş aramaya başlıyorlar. Yaşamak için kiraydı vesaireydi. Onları ödemeye çalışıyorlar. Orada bulamadıklarında bir büyük şehre daha göç ediyorlar. Çünkü yani o sınır bölgesinde iş yok. Yani iş bulmak çok zor. Çok az paraya çalıştırıyorlar ve şu anda kiralar sınır bölgesinde çok arttı. Yani yaşamaları gittikçe zorlaştı. Çünkü. Evet, arz ve talep. Ondan sonrasında da İstanbul'a geldiklerinde büyük şehir. Şimdi İstanbul çok kişi için, doğudan gelen çok kişi için büyük bir şehir. Hayatında İstanbul görmemiş, İzmir görmemiş, doğuda bir sürü çocuk var, insan var. Ve buraya gelip bir anda iş bulup, dil bilmeden işte hayata atılmak zorundalar. Hani buraya baktığınızda travma üstüne travma. Hastaneye Suriyeli vatandaşlar geldiğinde işte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, şuramda bir ağrı var diye geldiklerinde biz bunun asıl nedeninin çok ağır travmalar olduğunu biliyoruz diyorlar. Çünkü şu anda halledilebilir bir durum değil. Her hafta orada bir yakınlarını kaybediyorlar ve burada da yaşam mücadelesi vermek zorundalar. Şimdi bu taraftan baktığında çok ciddi insani olarak haklılık payları görüyorsunuz. Şimdi 7 yıllık misafirlik olmaz. Ülkemizde yaşayan insanları anlıyorum. Şimdi öyle apartmanlar var ki Suriyelilerin oturduğu, Bağcılar'da mesela çok yoğun şekilde oturuyorlar. Türklerle konuştuğumuzda
Şikayetçiyiz. İşte iki aile bir evde oturuyor ve bunların sürekli bir yakınları ölüyor. Arkasından ağıt yakıyorlar diyorlar. Şimdi geleneksel olarak Arapların kültürüyle Türklerin kültürü farklı. Hani ölünün arkasından ağıt yakmak bir komşuyu rahatsız edebilir. Kendi ülkesinde rahatsız etmez belki Suriye'de ama burada evet o seslerden çok yakınabilir insanlar. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Fakat bunun işte çözümü nasıl bulunur? Ne olur? Ben de 7 yıldır bunun sorunun içinde kolları sıvamış bir insan olarak artık herkes bu meselenin içinde kendini kaybetmiş durumda. Yani çünkü tahmin edildiğinden çok daha büyük bir problem. Ülkemize faturası veya ileride insanlığa faturası çok daha büyük olacak bir problem. O yüzden sadece göç, kadın ülkelerine gitsinler diye kestirip atamadığımız çok önemli bir mevzu bence. Keşke daha çok konuşulsa ve çözüm üretilebilse. Hani bizim ülkemiz dışında, hani bizim sınırlarımız belli ama bizim ülkemizi çok daha aşan bir problem. Yani Yunanistan'a gittiklerinde o problemi görüyorlar ve şimdi Avrupa'nın problemi olduğunda giderek yayılıyor. Yani dünyadaki en büyük ikinci göç bu. Hitler döneminden bu yana en büyük ikinci göç. Lübnan'da ayrı, Ürdün'de ayrı. Orada da kamplara gittim. Yani meselenin neresinden tutsanız elinizde kalıyor denir ya yani. Küçük küçük çözümlerle bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz ama tahmin ettiğimizden daha büyük bir problem. Şu anda konuşmakta olduğumuz sorun. Evet. Ya bir yandan da aslında ben programa başlamadan önce de söylemiştiniz zaten. Filmi yapalı 2 sene oldu ama film şu an halen çok konuşuluyor. Bence zaten çok konuşuluyor olması o açıdan da çok önemli. Tam da şimdi sormak istediğim soruyla da çok alakalı bir şey bu. Şimdi siz bir röportajınızda şöyle söylemişsiniz. Yarın savaş çıkarsa ne yaparız sorusuna kimse yanıt aramıyor. Yani empati kurmak çok kolay bir şey değil gerçekten böyle bir durumla. Hakikaten işte komşunun ağıt yakıyor olmasının can sıkıcı olabileceği bir noktada empati kuramadığımız için de hani bunun can sıkıcı olduğunu da düşünüyorum bir noktada. Ve filminizde de kurumsal umursamazlıklardan da bahsediyorsunuz, toplumsal umursamazlıklardan da bahsediyorsunuz, kişisel umursamazlıklardan da bahsediyorsunuz. Yani ev sahibi kirasını alamıyorsa orada yaşayan insanın niye kira ödeyemediği önemli olmayabiliyor. Kişisel bir problem bu. Ben orayı şu anda bana o kirayı verecek birisine kiralamak istiyorum buradan. Benim yani aslında herkes haklı tabii böyle baktığınız zaman. Ya da toplumsal olarak birileri işte bu insanların sokaklarda, parklarda yatıyor olmasını dert etmiyor. Ya da kurumsal olarak sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte hastanede, polis karakolunda yani bu insanlar herhangi bir kuruma gittiklerinde karşılarında kendilerini ifade edebilecekleri birisi yok. Beklenti nedir bilmiyorum. Hani buraya gelmeden, sınırdan geçmeden önce böyle bir sistemle Türkçeyi download edip öyle mi gelmelilerdi? Önceden Türkçe evet. öğrenip mi gelmelilerdi? Ama en nihayetinde bu durumun böyle olmadığını bildiğimiz ve şu anki durumun ne yazık ki geçici olmadığını idrak etmemiz gerekiyor. Ben bu programa tabii hazırlanmadan önce Cuma günü gerçekleşen Elazığ depreminin olacağını öngöremezdik. Fakat Elazığ depremiyle birlikte ben bugün için sorularımı hazırlarken yarın savaş çıkarsa ne yaparız, yarın deprem olursa ne yaparız da çok benziyor. Çok. Biz bu tip durumları mesela bu filmi seyrettikten sonra filmden çıkan insanların zannederim ki bir hafta uykuları kaçmıştır ama ikinci hafta yeniden normal hayatlarına geri dönmüşlerdir. Keza şu an Allah rahmet eylesin ve gerçekten işte Elazığ depreminde ölenlere ve bütün ailelerine, sevdiklerine, orada şu an çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Ama deprem olduktan sonra bir hafta boyunca bunu konuşacağız. Enkazlar kalkana kadar artık son hayat umudunu kaybettiğimiz noktada biz bunu konuşmaya gene bırakacağız. Unutacağız. Unutacağız. Ama hep arada sizin gibi böyle konuları dert eden, ve kamuya ulaşabilecek, çok daha büyük kitlere ulaşabilecek birileri bununla ilgili film yaptığında, belgesel yaptığında, bir yazı yazdığında, kitap yazdığında daha büyük kitlelere belki de hani o empati kurmalarıyla ilgili bam tellerini çekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden de hani hakikaten ümit ediyorum ki filminiz daha uzun zamanlar konuşulmaya devam eder ama tabii bir filmin gücü belli. Tabii. Sizin de biraz önce sorduğunuz soru çok önemli. Yani ne yapacağız? Ne olacak? Siz bu konuyu çok dert edindiğiniz için güncel durumla ilgili de tespitleriniz ve hani gözlemleriniz devam ediyor ve program öncesi de bana bir şeyler anlattınız. Hani daha dün akşam özelinden biraz bununla ilgili devam etmek istiyorum. Bu film
5-6 sene önce başınıza gelmiş bir hikayenin aslında kurgulanarak bize gösterilmesi. Ama bu sorun halen devam ediyor ve başka şekillerde de devam ediyor. İşte bu konuyla ilgili ne görüyorsunuz, neler hissediyorsunuz, neler yapılabilirle ilgili ipuçları yakaladınız mı bu süreç içerisinde çalışırken? Teşekkürler. Buradaki iki tane süreç var. Bazı ülkeler uyum gibi bir yola gitti ve mültecilerin, Suriyeli mültecilerin uyum sağlaması konusunda çalışmalarda bulundu. Bizim ülkemiz böyle bir ülke ama Lübnan'da ya da Ürdün'de genellikle bunu tercih etmediler. Hayır, onlar bir süre sonra ülkelerine dönecekler. Şu ana kadar bakıldığında insani olarak, hani ekonomik olarak bakamam ama insani olarak bizim kullandığımız uyum meselesinin daha önemli olduğunu görüyoruz. Yani Türkçe öğrenebilmiş bir çocuk, okula gönderilip Türkçe öğrenebilmiş bir çocuk ailesine bakar durumda. Ama Ürdün'de ya da Lübnan'da gerçekten sefalet içinde kamplarda yaşıyorlar. Çoğu zaten savaşa geri dönüyor. Bu ülkede de savaşa geri dönen var. Hani ekonomik olarak yetemiyorsa, kirayı ödeyemiyorsa geri dönüyor. Yani ben bu konuda, bu filmde başta çok net biçimde tarafsız kalmaya çalıştım. Yani bu benim için çok önemli bir şey. Şimdi biz ülkeye misafir aldık. Evet, çok büyük bir iyilik yaptık ama orada 600 lira olan kiraların 1800 lira Suriyelilere dendiğini de gördüm. Yani bir deponun fiyatı 1000 lirayken Suriyeli'ye 4000 lira dendiğini gördüm. Çünkü 2-3 aile birlikte kalıyorlar diye. Şimdi burada baktığımız yerde hani kabul etmeliyiz ki bir ikiyüzlülük var. Yani evet, biz kapıları açtık gelsinler diye. Fakat devamında kalıcı olduklarını öğrendiklerinde bir panik yaşadık ve hayır gitsinler diye hemen konuşmaya başladık. Evet, gitsinler ama nereye? Şimdi 2-3 ay önce İdlib'e gittiğimde, İdlib'den işte o Afrin bölgesine gittiğimde, bu yani her sene gittim hemen hemen. Son sene gittiğimde gerçekten çocuklar artık gülmüyorlardı. Yani o kadar sertleşmiş ki. Hani bir şey, bir küçük bir hediye verirsiniz, o anda bir tepkisi olur çocuğun. Çocuğun tepkisi 40-50 yaşındaki bir insana eşdeğer. Hani ölü bakışlarla sana bakıyor. Çünkü artık çok sert. Birincisi, savaşın göbeğindeler, bombalar artık oraya, bütün çevre bölgelerden insanlar oraya sıkıştırıldı ve çok yakınlarına kadar geldi. Çadır, soğuk, elektrik ve su olmayan bir yerde yaşamak zorundalar. Ekmek pahalı veya işte yemek, yiyecek bir şeyler yok. Kimyasal silahlarla bütün o bölgedeki zeytinler artık yenmez hale getirilmiş. Yani tarımla uğraşan bir ülke. Kaynakları belli. Yani bir şeyin, neyse, bir ekmeğin bilmem ne kadar arttığı. Şu anda bir ekmek Türkiye'de sanıyorum en ucuz, hani aldığımız ekmek 2-3 lira. Ve onun hani bir anda 30 liraya çıktığını düşünelim. Savaş dediğiniz şey böyle bir şey. Ne yapacaksınız? Yani temel ihtiyaçlarınız olmadığında çok daha büyük bir kriz başlıyor. Ve ben buna gerçekten şahit oldum. Hani bunun politik, siyasi hiçbir tarafı yok. Bu yani sadece ülkemiz için değil, bu dünyanın sorunu. Ve bunu dünyaya artık duyurmazsak, yani bir gün Birleşmiş Milletler'de orada işte çocuklarını emziren, o toplantılarda çocuklarını emziren anneler, bu film gibi filmleri izleyip belki bir yerlerine dokunup bu meselenin önüne geçmedikleri sürece, belki o meclislerde gerçekten bunun, bu dert anlatılmadığı sürece dünyanın en büyük sorunu olmaya devam edecek. Ekonomi buradan dönüyor. Avrupa, Amerika silah satıyor, arkasından ilaç satıyor ve bu bölge bir şey alanı olarak, yani bir demo olarak, bir savaş simülasyonu gibi seçilmiş bir bölge. Ve burada olan gerçekten insanlara oluyor, hayvanlara oluyor, hani canlılara oluyor. Ve ama bunun etkisi yani bütün dünyaya yıllar yıllar sürecek. Şimdi dün pazardı, tesadüfen sürekli işte bu filmde oynayan ailelerle bağımız kopmadı ve ziyarete gidiyorum, bir akşam çayına kahvesine gidiyorum elimden geldiği kadar. Dedi ki şurada bir aile var, kızı kimyasal silaha maruz kalmış bundan 5 yıl önce gelmeden.
6 tane çocuk var, 5 ya da 6 tane, bir tanesi artık ciğerleri de hava alamayacak. Yani nefes alamıyor. İşte biz %100 ciğerlerin kapasitesine sahipsek veya %90, çocuk %20 ile yaşamaya çalışıyor. Bunun için bir alete bağlı. Buraya kadar gelen süreci para toplayarak, bilmem ne yaparak götürmüşler. Hani doktor para almamış, o yardım etmiş falan filan, ama bundan sonrasında götürebilecek bir şey yok. Ayda 1000 lira bu çocuğun sadece ilaç masrafı. Babası orada terziymiş, terzilik yapıyor, kağıt topluyor. Hani ailesini yaşatabilmek için. Dün evlerine gittiğimde evleri o kadar soğuk ki soba yakamıyorlar. Çünkü çok para gelecek. Doğalgaz kullanamıyorlar çünkü çok para gelecek. Yani 1000 lira civarı bir ev kiraları var. Faturalarla birlikte 1300 lirayı bulmak zorunda bu aile. Kızılay'dan işte okuyan çocuk başına sadece 120 lira para, yani toplam 1800 lira para girdiğinde eve yaşamaları, hiçbir şey yememeleri lazım. Kirayı ödediklerinde bu çocuğun ilaç masraflarını nasıl karşılayacaklar? Hani hikaye durmuyor. Hikaye, belki İstanbul'daki hikayeler 4 yıldız, 5 yıldız buradaki standartlar. Ama sınıra doğru gidildikçe giderek hikayeler ağırlaşmaya başlıyor. Yani ben de çok ciddi bu meseleyle uğraştığım süre içerisinde 500'den fazla aile, 4000'den fazla yetim çocuğun hayatına şahit oldum. Yetim, annesiz babasız. Nasıl geldikleri, bu çocukların gözünün önünde annesi babası savaşta patlamış. Ya bunun hiçbir tarafı yok. Hani gitsinler diye bir romantik tarafı yok. Bu çocukların annesi babası yok. Yüz binlerce çocuk var. Ve işte o hikayelere maruz kalınca çok ağır post-travmatik sendrom diyorlar. Çok ağır bir travmatik sendroma yakalandım. Çünkü başka bir gerçeklik düşünemez hale geldim. Hani İstanbul'a geldiğimde bir arkadaşımın sevgilinden ayrıldım demesi, çocuğumu özel okula mı göndereyim, işte bilmem neye mi göndereyim demesi, benim için böyle bambaşka bir dünyada konuşuluyormuş gibi hissettiriyordu. Yani gerçeğin kendisi gerçekten çok ağır. Ona şahit olunca da bir türlü yapamıyorsunuz, hikayeden çıkamıyorsunuz. Hani film benim için bitti, ondan sonra yeniden başladı. Daha da katmanlı başladı. Çünkü başrolde oynayan 7 yaşındaki kız çocuğu yurt dışına kaçtı, Yunanistan'a kaçtı. Yunanistan'da aylarca bulamadım annesiyle birlikte ve orada bir mülteci kampında tekrar bir ay sonra buldum. Adam başı yarım battaniye düşen, çok kötü bir kampta kaldılar 1,5-2 sene. Oradan tekrar Almanya'da başka bir kampa kaçtılar. Hani şöyle, yaşamak için, ihtiyaçlarını karşılamak için, nefes almak için hayatta olmakla belirli bir standarta, konfor alanına sahip insanların hayatı uçurum gibi artık. Yani eskiden komşuluk ilişkilerinde komşumuzu tanırdık. Ne yedi, ne içti onu bilirdik. Ya bir kokudan bile anlaşılırdı yemek pişiyor mu karşı evde diye. Artık o komşuluk ilişkileri de kalmadığı için biz misafirimizin, komşumuzun hayatını bilmiyoruz. Ve işte Yunanistan'da biz komşuyuz. Efendim mahallede komşuyuz. Onun dışında kapı komşusuyuz ama biz en yakınımızdaki dahi meselenin özünü bilmiyoruz. O yüzden de Suriyeli bir komşumuz olduğunda sadece gitsinler demekle yetiniyoruz. Fakat insan bence hikaye, gerçek hikayeleri dinledikçe derinleşir ve gelişir. Hani burada anlamlandırmaktan bahsetmiyorum. Yargıladığımız insanların hikayesini dinlediğimizde bakış açımız da değişir. Ve bizim uyum sürecinde bu hikayeleri dinlemeye ihtiyacımız var. Gerçekten. Hani eskiden onların da bizim gibi bir hayatı vardı. Yepyeni evleri vardı. İşte bizim gibi bir yaşam standartı vardı. Ama şu anda 7 yıldır her şeylerini kaybetmişler. Buradan baktığımızda doğru adımları atabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada yardım etmekten bahsetmiyorum. Onlar adına balık tutmaktan, işte para vermekten bahsetmiyorum. İhtiyacı olanı ihtiyacını vermekten bahsediyorum. Yani ihtiyaç da, neyse, mesleki olarak bir şey öğrenmeleri ise
Onda işte yardımcı olmaktan, Türkçe öğrenmeleri ise Türkçe öğretmekten bahsediyorum. Küçük küçük adımlarla değiştirebileceğimiz çok şey var. Hani ya kadın sorunu dediğimizde o her yerden tutabiliriz. Kadın ve çocuk işte her yerde aynı. Türk'ü, işte Suriyelisi, Afgan'ı değişmiyor. Yani yapmamız gereken sadece çok ne denir? Adım var. Yapabileceğimiz de çok şey var diye düşünüyorum yani. Çare bulabiliriz ve gerçekten de bu film görsel olarak bir etki bıraktı ve insanlar harekete geçti. Bir film insanın hayatını değiştirmez ama küçük de olsa adım atmasını sağlar. Bakış açısını değiştirmesini sağlar. O yüzden de kendi adıma hani küçük küçük adım atabilsem de yapabildiklerimden mutluyum açıkçası. uzun bir yanıt oldu ama. şöyle ki... Programın sonuna geldik ama ben şu soruyu sormadan sizi uğurlamak istemediğim için bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi filmde gördüğümüz karakterler aslında olduklarından daha fazlasını anlatıyorlar. Ve ben gene ister istemez tabii Elazığ depremi ve onunla ilişkili şu aralar duyduğum ve dinlediğim, okuduğum şeylerle bağdaştırıyorum. Bir kere bizim için... ana karakter zaten komşuluk ilişkileriyle ilgili önemli bir şey söylüyor. Bir de bir kadın olarak evli olmayan ve çocuklu olmayan bir kadın olarak Orta Doğu coğrafyasında yaşamak ve bununla birlikte bir de sığınmacı kimliğiyle işte parası olmadan, kimliği olmadan hudut geçmek üzerine bir kadının hikayesini de görüyoruz bir yandan. Bu komşuluk meselesiyle ilgili bu sabah haberlerde bir yetkili şöyle bir şey söyledi. Komşuluk ilişkilerimizin ne kadar zayıfladığı ve bu zayıflamanın aslında ne kadar önemli olduğunu tekrar görüyoruz dedi. Çünkü göçüğün altından birisini çıkartıyoruz canlı olarak ve karşı komşusu evde miydi, değil miydi, kaç kişi yaşıyordu? Bu soruların yanıtlarını veremiyor bize, bilmiyor çünkü dedi. Dolayısıyla biz o an oraya odaklanmaya devam mı etmeliyiz kazmaya, hani bir tünel daha açıp yoksa bu çabayı, bu eforu, bu gücü başka bir yere mi yönlendirmeliyiz bilemiyoruz dedi. Hakikaten komşuluk bizde galiba özellikle de büyük şehirlerde birbirinin hayatına karışmak, birbirini gözetliyor olmaya dönüştü ve biz böyle olumsuz değerler atfetmeye başladık. Oysa ki komşuluk çok daha basit bir şey. Yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi evde yemek pişiyor mu, pişmiyor mu? Acaba açlar mı, değiller mi? Bunu bilmek. Sizin filminizde de hakikaten kendi çocuğu olmayan iki komşusunun çocuklarını alıp onlarla bir o sorumluluğu sırtına alıp onlarla birlikte kendi çocuğu olmayan, kendisi evli olmayan bir kadın olarak bütün bu süreci yaşamaya çalışıyor. Onların hayatlarını da kendi hayatını insani standartlara getirmeye çalışırken onların hayatlarını da getirmeye çalışıyor. Ben tabii bunu bu farkındalıkla ya da bu hassasiyetle izlediğim için ve böyle gördüm. Yoksa siz altta hakikaten bütün bu mesajları da vermeye çalıştınız mı diye sorarak ben bitirmek istiyorum. Evet, tabii ki bu mesajların hepsini vermeye çalıştım çünkü çok katmanlı bir iş. 500 ailenin hikayesi var ve burada durduğum yer çok gerçek ve çok dürüst olmalıydı. Hani onların hikayesine saygı duymak amaçlı, incitmemek amaçlı. Komşusu olup, yani annesi, çocuklar annesini babasını kaybettiğinde komşusuyla gelen çok fazla çocuk var bu tarafa. Ve bu ailelerin hikayesini dinlediğimde nasıl bırakayım? Hani nasıl bırakayım duygusuyla geliyorlar. Mesela 4 tane çocuğu alıp gelen, kendi çocuklarıyla birlikte bir sürü aile var. Hani bir evde mesela bir anda 9 çocuk görüyorsunuz. Diyor ki sizin kaç çocuğunuz var? 3 çocuk. Bunlar kim? İşte kardeşimin çocuğu, işte kaynımın çocuğu vesaire vesaire. Şimdi bir anda 9 çocuklu bir aile olduğunuzu düşünün. Hani kendi ülkenizde bile çok zor da başka bir ülkede bir baba çalışıyorsa yani evde, fabrikada vesaire nasıl geçinecekler? Yani 9 ayrı çocuğun sorumluluğu. Başlı başına bir katman yani. Hani burada benim anlatmak istediğim komşuluk belki ikinci planda ama misafirlik üzerinden bir yol hikayesi. Misafir dediğiniz şey Arapça'da, Türkçe'de de anlamı aynı. Yoluna giden, yolunda ilerleyen demek. Şimdi bunu daha en büyük şeyi de makro düzeyde düşündüğümüzde bizim hayatımızda bir başlangıcı ve sonu var ve bizim de bir yolumuz var. Şimdi
biz de bir misafiriz. Ve kısa bir dönem bu, yani baktığınızda çok da uzun bir dönem değil insan ömrüne. Şimdi biz bu misafirlik ve işte bir yere yerleşme konusunda sen neye sahipsin soruları ortaya çıkıyor. Sen nereye sahipsin? Sen Türkiye'de hangi toprağa sahipsin? Sen işte taşı toprağa tutayım derken kimi ötekileştiriyorsun? Hani sorguladığım, kendime sorduğum o kadar çok soru vardı ki bu mesele yüzünden. Şimdi ben yoluna giden insanların birlikte hareket ettiklerinde gelişeceğine, büyüyeceğine inanıyorum. Hani kazan kazan diye bir şey vardır. Ama bir kaybedenin olduğu yerde kazanan asla olmaz. Şimdi biz onlar kaybetsin istiyoruz. Veya biz karşımızdaki ilk başta kazandırıyor gibi gözüküp toplamında yani bir yerde pes edebiliyoruz. Buraya kadar kardeşim hadi evinize diyebiliyoruz. O zaman biz nasıl kazanacağız? Şimdi bu iki tarafın da aynı yolunda gitmesiyle o nihai amaçta gerçekten büyük bir kazanç olacak. Ama biz yerdiğimiz sürece, meselenin özünü anlamadığımız sürece gerçekten büyük kaybedeceğiz. Çünkü biz bu derdi anlamadıkça yurt dışında gerçekten bu savaşı çıkaran ülkelere bu derdi anlatamayacağız ve mesele gittikçe büyüyecek. Biz kendi içimizde çatışırken yani kazanan taraf olmayacak ki en basit Kızılderili hikayesi de budur. Yani Iraklılar Suriye'ye göçmen olarak geldi. Iraklılarla Suriyelileri çatıştırdılar. Yani en basit Kızılderili hikayesi bu oynanan ve hani artık bu oyunu gerçekten yememek lazım. Burada çözüm bir şekilde, her şekilde daha doğrusu şehir bölge planlamacılar, hukukçular vesaire bir araya gelip bunun en azından yaşanabilir bir hale getirmesini lazım. Hani iki yıllık misafirlikten sonra o insanların bu ülkeye katkıda bulunur hale gelmesi, üretimde bulunması lazım ki biz artık bu problemin üstesinden gelelim. Yani Arap kültüründe kadın çalışmaz diye bir şey. Hayır efendim, Türkiye'de çalışıyorsa onlar da çalışacaklar. Artık burada yaşıyorlar ve buraya uyum sağlayacaklar. Ve bunun hızlıca bir üretime dönüşmesi lazım. Başka bir yöntem gözükmüyor onlar için de. Yani kamplarda yaşamak insanları çok mutsuz ediyor. O şey gibi yani oralar daha bir felaket yani. Konuşacak çok şey var ama galiba süremiz bitti evet. mi? Tam da demiştim ya program başında biz bu programı 30 dakikaya umarım sığdırabiliriz. Benim daha soracak çok sorum vardı ama belki bir sonraki sefer diye söz alırım. İnşallah. Sevgili izleyenler, ümit ederim ki sizler için de keyifli bir sohbet gerçekleştirebilmişizdir. 3 Şubat Pazartesi saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 95. bölümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi Nesli Şah Kesici ile kalabalık mekanları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mekan ve İnsan'ın geçmiş ve gelecek programlarından haberdar olmak, gelecek konuklarıma sormamı istediğiniz soruları bana önceden bildirmek, için Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.